Merhaba, ben Hüseyin Yücel. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanıyım. Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Sabah uyandığım zaman ilk yaptığım şey çoğu insan gibi tabii ki kahvaltı yapmak. Ama iki partide kahvaltı yaparım ben. Öncelikle 7.30 gibi büyük kızımla beraber kahvaltı yaparım. Önce onu okula uğurlarım. 3. sınıfa gidiyor. Daha sonra da bir küçüklük var. O da kız. O da anaokuluna gidiyor. O biraz daha geç gittiği için ikinci parti kahvaltıyı da onunla yaparım. Onu uğurlarım. Ondan sonra da duşumu alır ve ofisime doğru yola çıkarım. Çay mı kahve mi? Kahve. Her zaman kahve. Neden? Çayı iyi demleyemiyorlar. ve bunun çözümünü de bulamadık. O yüzden kahve en azından standart. Büyük kararlar almadan önce bir toteminiz var mı? Totemim yok. Toteme de çok fazla inanmıyorum. Çünkü totem işi biraz işi putlaştırmak gibi de geliyor hakikaten bana. Ama tabii espiritüel olarak arkadaşlar arasında özellikle kendi takımımızın basketbol maçlarında işte sağa otur, sola otur, basket dedik, herkes bir sırasını değiştirsin gibi ufak tefek espriler olur. Ama hakikaten inandığım bir şey değil. O yüzden herhangi bir totemim yok. Gündüzleri mi daha üretken oluyorsunuz, geceleri mi? Geceleri daha, tabii üretkenlikten kasıt geceleri daha çok düşünüyorum. Sürekli düşünüyorum. Düşünürken de aynı zamanda araştırma yapma imkanım buluyorum. Ama tabii ki bunu icraya geçirmedikten sonra bunlar tamamıyla havada fikirler olarak kalıyor. Geceleri düşünüyorum. Gündüzleri icraata geçiyorum. O yüzden tartışılır. Akıllı telefonunuzdaki en çok kullandığınız uygulama hangisi? Her insan gibi herhalde ya da %99 insan gibi sosyal medya application'ları, Twitter, Instagram. Diğerlerine çok fazla yokum ama daha çok da Twitter. Özellikle haberleri takip etmek için. Çalışma masanızda şu anda hangi konular var? Çalışma masamda şu an pandemiden ötürü özellikle son 2 yıldır devamlı aynı konu var. Eğitim sektöründeki teknolojinin kullanımı. Geçtiğimiz aylarda çünkü her sektör gibi eğitim sektörü de sekteye uğramıştı, ara verilmişti ve burada teknolojinin çok büyük öne çıktığını gördük. Önümüzdeki aylarda da bu tip şeyler olabilir riskine karşı daha nasıl iyileştirebiliriz, daha teknolojiyi eğitime nasıl entegre edebiliriz bunun üzerine sürekli konuşuyoruz. Toplantılarınızı nasıl yönetirsiniz? Toplantılarımı yani çok enteresan bir şekilde yönetmem ama tek bir kuralım vardır. Bir saati aşan bir toplantıyı kesinlikle kabul etmem. Özellikle kendi içimizde yaptığımız toplantıda, kendi ekibimizle yaptığımız toplantıda herkes sonuçta 3 aşağı 5 yukarı bütün konuştuklarımız konulara hakim. Bir saatten sonra o iş artık sohbet muhabbete girdiği için kesinlikle bir saatin altında kalmaya özen gösteririm. Hatta hedef olarak 30-45 dakika gibi de bir hedefim vardır bitirmek amaçlı. Yönetim şeklinizi nasıl tarif edersiniz? Yönetim şeklim tamamıyla adalet ve adil olmaya kurulu olarak tarif edebilirim. Hatta bununla alakalı örnek verebilirim. Bazen tabii ki her iş yerinde olduğu gibi bazı yol arkadaşlarınızla yol ayrımına gelebiliyorsunuz. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce hiç unutmuyorum şöyle bir söz söylemiştim. Yani çok da zordur biriyle yollarınızı ayırmak. Benim buradaki en büyük görevlerimden biri aşağıdaki çalışan iş arkadaşlarımın huzurlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak. Başlıca en büyük görevlerimden biri. Ve siz de bu huzuru bozduğunuzdan dolayı sizden ayrılmak durumundayım gibi bir söylem söylemiştim. O yüzden ez cümle toparlarsak çalışanlarımızın huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak. Bugüne kadar üzerinizde etki bırakan en önemli kişi kimdir? Babamdır herhalde. Direkt babamdır. Neden? Çünkü onu rol modeli olarak hayatta seçtim. Sürekli aile yaşamından daha çok iş yaşamında sürekli beraberiz. Bundan dolayıdır muhtemelen. İşle yaşam dengenizi, normal hayatınızı nasıl dengeliyorsunuz? Dengelemiyorum. Çünkü iş yaşamım ya da normal yaşamım diye bir şey yok. İkisi de girift, birbirine geçmiş durumda. O yüzden iş yaşamım ya da normal yaşamım diye bir yaşamım söz konusu değil. Bugüne kadar size verilen en önemli tavsiye neydi? En önemli tavsiye kimin verdiğini bilmiyorum. Belki bir yerde de okumuşumdur.
Hayattaki en büyük kurnazlık, buradaki kurnazlık, tırnak içindeki kurnazlık, hayattaki en büyük kurnazlık dürüstlüktür diye bir söz hakikaten benim mottom şeklindedir. Açık sözlü ve direkt kafanızdakini herhangi bir şekilde karnınızdan konuşmadığınız sürece yapamayacağınız, ikna edemeyeceğiniz, başaramayacağınız çok ekstrem örnekleri olmadıktan sonra bir iş olacağını düşünmüyorum. Şirketinizde yönetici olmak nasıl bir duygu? Yönetici olmak tabii çok büyük bir sorumluluk bir duygusu. Tabii benim ayrıca farklı da bir sorumluluk, ağır bir sorumluluk duygum var. Bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce dershaneler zamanında Uğur Dershanesi'ne giderken benim sınıfımda derse giren hocalarım şu an bizim okullarımızda genel müdür ya da genel müdür yardımcısı seviyelerinde. Şu an ben onlara icra kurulu başkanlığı yapıyorum. Bu anlamda da manevi anlamda da tabii ayrı bir sorumluluk, ayrı bir zorluk. Hayattaki önceliklerinizi nasıl belirliyorsunuz? Belirlemiyorum. Hangisi önüme gelirse önce onu yapıyorum. İyiymiş. Yoğun bir iş gününde kaçamak yapıyor musunuz? Ya yeter deyip böyle bir... Yani yoğun bir iş günü ya da hafif geçen bir iş günü diye bir kavramım yok. O yüzden yani bir kaçamak gibi bir şey söz konusu değil. Büyürken ne olmak isterdiniz? Büyürken kaç yaşında olduğumu tabi hatırlamıyorum. 10 mudur, 5 midir, 6 mıdır, 7 midir? Annemlerin, babamların anlattığı kadarıyla biliyorum. Boğaz Köprüsü'nde gişelerden birini işletmek istiyormuşum. Oradaki gişecilerin paraları cebine attığını zannediyormuşum. Her arabadan geçenlerden de para aldıkları için ben de büyüyünce bu gişelerden birinde çalışmak istiyorum diyormuşum. Favori bir sporunuz var mı? Favori sporum futboldu. Son 5 yıla kadar, 5 yıl süre zarfında kendi Bahçeşehir Koleji basketbol takımımızı açtıktan sonra, Süper Lig'e ve Avrupa Kupalarına katıldıktan sonra ve basketbolun heyecanını anladıktan sonra hakikaten şu an basketbol bir adım öne geçti. Android mi, iOS mu? iOS. Neden? Eskiden Android'ti. Artık o kadar çok fazla iOS hayatımıza girdi ki artık Android'e dönmek istesek bile uğraşmamız gerekiyor. Bir emek sarf etmemiz gerekiyor. İş dünyasından öğrendiğiniz 3 şeyi anlatabilir misiniz? İş dünyasından öğrendiğim 3 şey diye bir şey yok ama demin söylediğim gibi en önemli şey hayattaki en büyük kurnazlık dürüstlüktür dedim. Yani bunu da çok basit örneklerle açıklayabilirim belki. Yani sürekli biz okul açıyoruz. Okul açarken de mal sahiplerimiz oluyor. Okul binalarının sahipleri oluyor. Normal bir pazarlık seviyesine girebilirsiniz. Ama artık o kadar tecrübe kazandık ki direkt ne vermemiz gerektiğini ilk kalemden söylüyoruz. Kalkıp da 200 liralık vereceğimiz bir yere 100 liradan başlayalım, bir hafta sonra 150'ye çıkalım vesaire değil. Biz burada bu işi yapacağız. Böyle bir netice alacağız. Size verebileceğimiz maksimum rakam da bu. Dediğimiz zaman hakikaten bu çok daha büyük etki uyandırıyor karşı tarafta. Çok daha samimi oluyor ve çok daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Yönetici olmanın en zor yanı ne? Sorumluluk duygusu. Özellikle bizim sektör birazcık daha farklı. Yani tabii her sektör kendi çapında farklılık gösterir ama bizim sektörde herhangi bir makina, teçhizat vesaire olmadığı için yani herhangi bir fabrikada yarın öbür gün siparişler durduğu takdirde fabrikanın sahibi kontağı kapatabilir. Kontağı kapattığı zaman durabilir. Ama biz planlamamızı 6 ay önceden yapıyoruz. Bizim tüm varlığımız, tüm teçhizat diyelim, tüm makinamız aslına bakarsanız insan gücü. İnsan gücü derken de burada öğretmenlerimizden bahsediyorum, personelimizden bahsediyorum. Biz bu plan ve programlamayı okullar açılmasından 6 ay öncesine kadar yapıyoruz. Eylül ayı itibariyle geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz öğrenciyi bulamadığımız takdirde şöyle bir şansımız yok. Ya bu kadar öğrenci oldu, sayın hocam, işte sayın yemekhane personelim, sayın bekçim, artık kimse, sizle artık devam edemiyoruz. Çünkü işte öğrenci sayımız yeterli olmadı gibi bir durumumuz yok. O yüzden en dikkat etmemiz gereken, en sıkıntılı süreç bu olabilir. Hüseyin Yüce'nin en büyük hayali ne? Öyle büyük hayaller kurmam. Bir hayaliniz var mı? Hayalim işe başladığımdan itibaren şuydu. Belki önümüzdeki yıllarda bunu Allah nasip eder.
Bahçeşehir kolejlerini özellikle belli bir noktaya taşımaktı. Akabinde de bunu halka açmaktı. Halka açtıktan sonra da en azından %10-%15'lik kesimi, Bahçeşehir kolejlerinin %10-%15'lik hissesinin direkt öğretmenlere bir şekilde bila bedel kıdemlerine göre dağıtılmasıydı. Ama geçirdiğimiz son 4-5 senelik periyotta şu an özel okulların halka açılmasının üzerinde bir yasal engel var. Önümüzdeki yıllarda, aylar olmasa bile yıllarda bunun kalkacağını, çünkü çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Kalkacağını düşünüyorum. Böyle bir hayalim var. Hatta belki Türkiye borsasında değil, Londra borsasında dahi işlem görebilecek, dünya çapında tanınan bir eğitim kurumunun halka arz olması. İş dünyasına yeni girecek gençlere tavsiyeniz nedir? Tavsiyem tabii ki çok klişe olacak. Herkes gibi kendilerini geliştirmeleri. Ama sadece tek farklı bir şey söyleyebilirim. Kendilerini ilim, irfan, bilgi yolunda geliştirmeleri değil. Çünkü bu olmazsa olmaz. Geliştirmedikleri takdirde de zaten Google'a girseler, şu an Elon Musk'ın roketi nasıl gönderdiği bile Google'da tarif ediliyor. Ama zor olan kişisel gelişim. Yani felsefe kitapları okumak, maneviyatla alakalı kitaplar okumak, dünyaya neden geldiğini sorgulamak gibi konularda kendini geliştirmek zorunda değil hiçbir insan. Ama bu çok çok önemli. Bunu geliştirdiği takdirde diğer bahsettiğim ilim irfan yönünde kendini geliştirmeye göre çok daha fazla iş dünyasında ilerleyebileceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.